Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Olay gece saatlerinde Turgut Alp Mahallesi Göçmen Cami Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Komşular alevleri fark edince bina sakinlerine haber verdi. Binada bulunanlar kısa süre içinde tahliye edildi. İtfaiye ekipleri 4 araç 15 personelle yangına müdahale etti. Yangın kısa süre içinde söndürülürken çatı kullanılmaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Bursa'da yalnız yaşadığı evinde sobayı yakmaya çalışırken çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı. Olay Osman Gazi ilçesi Demirkapı Mahallesi 12. Bayır Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre 80 yaşındaki İsmail Balaban sobayı yakmaya çalışırken halıya sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı. Bursa'nın İznik ilçesinde havaya rastgele ateş eden alkollü şahsa polisin müdahalesi gecikmedi. Göl Sahil Caddesi'nde silahlı bir şahsın rastgele ateş ettiği ihbarını alan ilçe emniyet ekipleri hızla olay yerine gitti. Elinde silahla caddenin ortasında yürüyen 54 yaşındaki şüpheliye polis ekipleri dur ihtarında bulundu. Silahını yere bırakan şahıs yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Alabildin mi? Yapılan incelemede silahın kuru sıkı olduğu belirlendi. Beni götür evime. Ha. Tamam. Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde oynarken halanın üzerine düşen bozuk parayı yutan 1 yaşındaki bebek taburcu edildi. Minik Mustafa Osman önce İnegöl Devlet Hastanesi ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bebeğin boğazındaki 1 lira başarılı bir operasyonla alındı. Suriyeli Abir ve Mustafa Osman çiftinin çocukları Minik Mustafa evine döndü ve oyunlarına kaldığı yerden devam etti. Amcası Hüseyin Osman yaşananları anlattı. Hiç görmedim yani. Böyle girdi, aldı, yedi yani. Hastaneye götürdüm. Onlar dedi Bursa'ya. Yedi yıldır resmi nikahlı evliliğim vardı ve 7 yılın sonunda bana bıçaklı saldırıda bulunduğu için şu anda cezaevinde kendisi. Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki kadın iddiaya göre ev sahibi tarafından oturduğu evden çıkarıldı ve 3 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı. Adresi olmadığı için yardım alamadığını iddia eden kadın cezaevinde olan kocası tarafından hala tehdit edildiği gerekçesiyle yüzünün görülmesini istemedi. Bundan bir 10 gün önce kirada oturuyordum. Kiracım, ev sahibim beni evden çıkarttı. 2-3 günlüğüne otele gidip kaldım. Çocuklara aile sosyal politikalardan maaş alıyordum. Şu anda adresim olmadığı için maaş dahi alamıyorum. Genç anne sığınma evine gitmek ve çocuklarından ayrılmak istemiyor. Sığınma evine ben bundan bir sene, 2 sene önce gittim. Çocuklarımı yurda veriyor ve ben yurda verilmesini istemiyorum. Çocukların başını sokabileceğim. Ya sıcak bir yer istiyorum ama şu anda 5 kuruş param dahi yok yanımda. Şimdi 2 tane güzel şehir, yani birisi kadim şehir, birisi de ulu şehir. Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Palandöken Uludağ Buluşması sloganıyla 3.sü düzenlenecek Erzurum günlerine hazırlanıyor. Federasyon Başkanı Ömer Ömeroğulları yönetim kurulu üyeleriyle birlikte son hazırlıkları gözden geçiriyor. Bu iki şehri birleştiriyoruz. İki şehrin kültürel yapısıyla, tarihi dokusuyla birbirine kaynaştırma. Yani amaç burada bu. 23 ila 26 Kasım tarihlerinde Çırpan Mahallesi kapalı pazar alanında düzenlenecek etkinliklere Bursa protokolünden ciddi katılım bekleniyor. Erzurum protokolü ise tam kadro katılacak. 20 tane belediye başkanımız var ilçelerde. Aynı zamanda Erzurum valisinin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ve ayrıca 20 tane kaymakam, ilçe kaymakamının da katılımıyla
Burada bir organizasyonu yapacağız. Palandöken ve Uludağ'a atıfta bulunmak için 20 Kasım'da kent meydanı, 21 Kasım'da Fomara ve etkinlik boyunca kapalı pazar alanında kar küresi şovu gerçekleşecek. Ayrıca etkinliğe katılanlar cağ kebaptan kadayıf dolmasına, farklı çeşitlerde peynirden doğal bala kadar Erzurum'un yöresel ürünlerini tadabilecek. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor. Kasım ayının başlarında etkili olan kar yağışı oteller bölgesini beyaza bürümüş kartpostallık görüntüler oluşturmuştu. Bu kez hem Uludağ yolu hem de oteller bölgesi beyaza büründü. Yer yer şiddetini arttıran kar yağışı rüzgarın da etkisiyle zirvede hava sıcaklıklarını sıfırın altına kadar düşürdü. Sezonu açmaya hazırlanan kış turizm merkezinde kar yağışının aralıklarla cuma günü de sürmesi, hava sıcaklıklarının ise gece saatlerinde sıfırın altında 4 dereceye kadar inmesi bekleniyor.